4 Mart 2009 günü Türkiye üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak vahşet dolu bir cinayete tanık olmuştu. Kadın cinayetlerinde toplumsal farkındalık yaratan ilk olay meydana gelmişti. İstanbul Etiler'de bir kağıt toplayıcısı, gece geç saatlerde Nispetiye Caddesi Dilek Yıldız, sokakta bulunan çöp konteynerlarını karıştırırken, karıştırdığı çöp konteynerlarının birinde bir gitar çantası bulmuştu. Gitar çantasını çöp konteynerının içerisinden çıkarmak istemiş ancak çıkaramamıştı. Gitar çantası oldukça ağırdı. Çantayı çıkarmadan çöp konteynerının içerisinde açmayı tercih etmişti. Kağıt toplayıcısının çantayı açmasıyla vahşet dolu olay gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Çanta içerisinde bulunan başı kesilmiş bir kadın cesediyle karşılaşan kağıt toplayıcısı, vahşet dolu görüntü karşısında şok geçirmişti. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hızlı bir şekilde polise haber verilmiş. Olay yerine gelen görevli polis memurları hızlı şekilde soruşturmayı başlatmıştı. Üzerinde gömlek ve bir kot pantolon bulunan cesetten şahsın kimliğini tespit edecek bir bulguya rastlanılmamıştı. Olay yeri ve inceleme ekipleri cesedin bırakıldığı çöp konteynerının yanındaki diğer konteynerde bulunan çantada cesetin sahibine ait eşyaları ve kimliği bulmasıyla cesetin kime ait olduğu anlaşılmıştı. Ceset 17 yaşındaki Münevver Karabulut'a aitti. Münevver'in başı kesilerek ayrı bir çantaya konulmuştu. O çantada aynı çöp konteynerine atılmıştı. Olay yeri incelemesini yapan polisler delillerin yok olmasına engel olmak için vinç yardımıyla çöp konteynerının bulunduğu yerden aldırılmasını sağlamıştı. Münevver, 7 Mart 1991, İstanbul doğumluydu. Aslen Bolu Mengenli bir ailenin ilk çocuğuydu. Babası Süreyya Karabulut aşçı, annesi Nagihan Karabulut ev hanımıydı ve bir de erkek kardeşi vardı. Beşiktaş Bengü Erdem Lisesi son sınıf öğrencisiydi. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Bu hazırlık sürecinde dershaneye de gidiyordu. Cem Garipoğlu ile de bu dershanede tanışmıştı. Tanıştıktan bir yıl gibi bir süre sonra Cem ve Münevver'in ilişkisi başlamış ve zamanlarının büyük bir çoğunluğunu beraber geçirmeye başlamışlardı. Arkadaş çevresinin anlatımına göre Münevver Cem'e aşıktı, hatta ailesiyle bile tanıştırmaya karar vermişti. Çöp konteyneri içerisindeki çantada bulunan Münevver'in cesediyle başlayan soruşturmada görevli polis memurlarının bu bilgilere ulaşması uzun sürmemişti. Çünkü Münevver'e ait bütün eşyalar cesedin yanına bırakılmıştı. Karabulut ailesi kızları Münevver'in vefatının haberiyle yasa boğulurken. 3 Mart günü. Münevver ile buluşmayı planladıkları öğrenilen erkek arkadaşı Cem Garipoğlu'na ulaşılamıyordu. Cesedin bulunduğu çöp konteynerinin çevresinde gerekli kamera araştırmalarını yapan görevli polisler, ellerinde çanta bulunan iki şüpheli, kişinin gri renkli bir araçtan inerek çöp konteynerine yöneldiğini tespit etmişti. Kameralara yakalanan bu kişilerin ilk önce ellerinde bulundurdukları çantayı Mutlu sitesinin önünde bulunan konteynere bırakmaya çalıştıkları, daha sonra fark edilme korkusuyla diğer konteynere bıraktıkları anlaşılmıştı. İncelenen kamera görüntülerine göre iki şahıstan birinin yaklaşık olarak 20-25, diğerinin ise 40-45 yaş arasında olduğu tahmin ediliyordu. Elde ettikleri verileri değerlendiren polisler, Münevver'in en son görüştüğü kişi olarak bilinen, şüpheli konumda bulunan ve ulaşamadıkları Cem'in ailesiyle birlikte yaşadığı Bahçeşehir'deki villaya baskın düzenlemişti. Yapılan baskın için yola çıkan polis ekipleri, Garipoğlu ailesine ait eve doğru ilerlerken eve yetişmeden birkaç dakika önce gri renkte bir araç polis ekiplerinin yanından geçmişti. Daha sonra bu aracın Garipoğlu ailesine ait evden çıktığı ve aracın içerisinde Cem Garipoğlu'nun olduğu anlaşılacaktı. Eve yetişen görevli polis ekipleri ev içerisinde gerekli incelemelere başlamıştı. Yapılan incelemede Garipoğlu ailesine ait evin içerisinde temizlik yapıldığı, ancak yapılan temizliğe rağmen evin çeşitli bölgelerinde kan izlerinin olduğu fark edilmişti. Çalışmayı gerçekleştiren görevlilerin aldığı örneklerden yapılan test sonucu kan izlerinin Münevver Karabulut'a ait olduğu anlaşılmıştı.
Ayrıca ev içerisinde yapılan kontrollerde üzerinde Münevver Karabulut'a ait kanların bulunduğu kıyafetler ve kanlı bir testere bulunmuştu. Evde yapılan araştırmada delillerin tespit edilmesiyle başta baba Nida Garipoğlu ve anne Makbule Garipoğlu olmak üzere 5 kadın toplamda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adli tıpın raporuna göre Münevver Karabulut'un el tırnaklarının arasında deri kalıntısının olduğu tespit edilmişti. Münevver cinsel ilişkiye zorlandığı için direnmiş ve zanlılar da saldırı dozunu artırmıştı. Genç kızın vücudunda 13'ü başında olmak üzere 29 değişik kesik tespit edildi. Kan ve midesinde alkol ve uyuşturucuya rastlanmadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesince hazırlanarak, cinayet soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz'a gönderilen raporda, Münevver'in son olarak sol köprücük kemiği hizasından ve 3 öldürücü bıçak darbesinin ardından boynunun kesildiği kaydedildi. Münevver'in ağız, boyun ve göğsünde yapılan 3 sürüntü testinde ise birden fazla erkeğe ait tükürük örneği tespit edildiği belirtilen raporda, bu örneklerle karşılaştırılmak üzere şüphelilerden alınacak örneklerin kuruma gönderilmesi istendi. Raporda, Münevver Karabulut'un bedeninden ayrılmış başı ve vücudunda yapılan incelemeler ayrı ayrı ele alındı. Bıçak ve testere kullanılarak kesildiği belirlenen Münevver'in başında yapılan incelemede sol kaşında yaygın morarma, alnın ortasında uzunlukları yarım santim ve 1 santim ile arasında değişen kenarları morarmış, 3 kesik belirlendi. Genç kızın sol köprücük kemiğinin bulunduğu bölümde, 3 boyun bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 5 kesici delici alet yarası bulundu. Cesedin yapılan iç muayenesinde köprücük kemiği yakınındaki 3 darbenin sol akciğerde yaralanmaya neden olduğu anlaşıldı. Kanında ve midesinde yapılan incelemede alkol ve uyuşturucuya rastlanılmayan Münevver'in vücudunda da sperm tespit edilemedi. Ancak iç çamaşırında 3 yerde kanla birlikte sperm tespit edildi. Adli tıp raporu uzmanlar tarafından şu şekilde yorumlanmıştı. Münevver henüz yaşarken başını vücudundan ayırmışlar. Bu önemli. Çünkü genelde cesedi küçültmek için parçalama yapılır. Burada işkence için yapılmış. Boyunda kesi bölgesinden alınan örnek sonucunda yağ ve kas dokusunda taze kanama tespit edilmesinden genç kızın boğazının henüz canlıyken kesildiğini anlıyoruz. Bu da cinayetin vahşice hisle işlendiğini gösteriyor. Bu cinayette en çarpıcı şey Münevver'in karnındaki 4 adet paralel şekilde 20-25 santimetre uzunluğunda kesikler oluşturulması. Bunun yapılabilmesi için genç kızın sabit olarak tutulması lazım. Ya ellerinin bağlanması ya da birileri tarafından ellerinin tutulması gerekir. Çünkü yere sırt üstü yatan birini karnından düz bir şekilde kesmek çok zordur. Bu da genç kıza işkence yapıldığını gösteriyor. Sperm örnekleri genç kızın iç çamaşırından alınmış ve yine rapora göre aynı soy ağacından erkek bireylerde, aynı özellik taşıyan YE kromozomu üzerindeki gen tiplemesi sonuçlarının bir arada olduğu bilgisi var. Bu da birden fazla kişinin varlığına ve aynı aileden olabileceklerine dikkat çekiyor. Bu kesin olmamakla birlikte DNA sonuçlarına göre ortaya çıkacak. Cesede toprak bulaşmış olması, acaba öldürülürken toprağa mı yatırıldı, şüphesini uyandırıyor. İlk görünüşte bir bıçak, bir de testere kullanılmış gibi. Ama çok sayıda kesik olması benzer özellikle bıçaklarında kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Adli tıp raporuna göre Münevver hamile değil. Genç kız bakire. Cinayetin vahşice işlenişi, basit bir aşk cinayeti olmadığını gösteriyor. Bu, bir ayin cinayeti gibi görünüyor. Bu cinayet, vahşi ve sadistçe işlenen bir cinayet. Bunu genç kızın boğazının hayattayken canlı canlı kesilmesinden anlıyoruz. Genç kızın boynunda önce bıçakla, sonra balta gibi, bir tarafı sert yüzeyi olan bir aletle kafasına defalarca vurulduğunu, saçlı deride 13 adet, kenarları morluklu kesik yaraları görülmesinden anlıyoruz. Gözündeki morluklar, işkence yapıldığını gösteriyor. Kafasındaki morluklar, yine işkencenin kanıtı. Ağır bir aletle vurulmuş. Morluk, ancak kişi yaşarken oluşur. Vücut anatomisini bilmiyorsanız, boyun kesmek çok zordur. Cinayeti işleyenler bunun için çok uğraşmış. Bir defa da kesememişler. Bunu boynundaki düzenli kesiklerden anlıyoruz. Boyunda çok miktarda bıçaklama izi var. Çok uğraşmışlar. En sonunda testere gibi kesici kullanılmış. Boynu hem bıçaklanmış hem kesilmiş. Yemek borusu, soluk borusu, boyun omurları kesilerek
omurgalara kadar kesik gitmiş. Bu da bu cinayetin nefret, şiddet, vahşetle işlendiğini gösteriyor. Hatta kafadaki deriyi bile kesmeye çalışmışlar. Bu ancak balta, satır, kılıç ya da nacak gibi bir aletle yapabilir. Yine gövde muayenesinden anlaşılıyor ki, sağ ve sol köprücük kemikleri üzerinden bıçaklanmış, akciğerler üzerindeki kesikler 10 cm içeriye kadar girmiş. En çarpıcı örneklerden biri de karnındaki 4 tane paralel, 20-25 cm'lik kesikler. Bu da genç kız öldürüldükten sonra gövdeyi de ayaklardan ayırmaya çalıştıklarının kanıtı. Parşömenleşmiş kesik vasıfta yara. Bunların genç kız öldükten sonra yapıldığına işaret. Genç kızın bedenini üçe böleceklermiş ama kesiklerle kalmışlar. Genç kızın el ve kollarındaki yaralar ve kesik izleri ise kendini savunduğunu gösteriyor. Hatta bıçağı bile tutmaya çalışmış. Bıçak darbelerinden kendini kurtarmak için uğraşmış. Ellerindeki izler aynı zamanda yüzünün saldırganlara dönük olduğunu gösteriyor. Tecavüz yok. Ama zevk alınmış. Bu cinayeti işleyenler sadistçe zevk almışlar. Bunun kanıtı bulunan sperm örnekleri. Şiddetin içinde zevk alınmaya çalışılmış. Cinsel saldırı var. Bu bir sadist cinayeti. Bu cinayeti birden fazla kişi işledi ve birden fazla kesici alet kullanıldı. Cinayeti işleyenlerin işkenceden zevk aldıklarını görüyoruz. Bu tip vakalara psikopatolojik, yani psikopat deniyor. Bu tip kişilik bozukluklarında kişi sadist öğeler içerir. Sadistçe karşısındaki insana eziyet ederken bundan zevk alır. Sperm olması da vahşi işlenen cinayette zevkin kanıtı olarak değerlendirilme yapılmıştı. Yapılan uzun süreli araştırma sonucu Cem Garipoğlu'na ulaşılamaması, Cem Garipoğlu'nun sahip olduğu çifte vatandaşlık sebebiyle yurt dışına kaçabilme ihtimalini gündeme getirmiş yapılan görüşme sonucu Cem Garipoğlu, Interpol tarafından arananlar listesine eklenmişti. Araştırmalar devam ederken Münevver Karabulut'un cansız bedeni Bolu Mengen'de toprağa verilmişti. Her geçen gün Cem Garipoğlu'nun bulunamaması ülke gündeminde daha büyük etki yaratıyor ve yeni ihtimaller ortaya atılıyordu. Cem Garipoğlu'nun Çin'e, Fransa'ya ve Rusya'ya kaçtığına, hatta Cem'in Moskova Büyükelçiliği ve Moskova'da bulunan alışveriş merkezlerinde görüldüğüne dair iddialar ortaya atılıyordu. Geçen süre boyunca yapılan araştırmalarda Garipoğlu ailesine ait evin çevresinde bulunan kameraların çalışmadığı herhangi bir kamera kaydının bulunmadığına dair o tarihte görev yapan polisler tarafından resmi tutanak hazırlanmış, ancak gerçek Karabulut ailesinin o dönem avukatlığını üstlenen Faruk Zorba'nın çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştı. Cem Garipoğlu'nun yaşadığı Bahçeşehir Şelale Evleri çevresinde bulunan 16 kamera ve testereyi aldığı alışveriş merkezindeki görüntüler için polisin 3 kez kamera kayıtları yok tutanağına rağmen 36 gün sonra görüntüler ortaya çıkmıştı. O dönem için ailenin avukatlığını yapan Faruk Zorba konuyla ilgili olarak, cinayetin işlendiği Bahçeşehir Şelale villalarının neredeyse her yerinde kamera var. Tam 16 kamera cinayetin işlendiği evi görebiliyor. Ama ilk günden beri kamera kayıtları yok dendi. Polisin bu kayıtların olmadığına dair tuttuğu 3 tutanağı görünce de gerçekten yok zannedildi. Açıklamasında bulundu. Olay mahalline kendisi ile teknik bilirkişinin defalarca gittiğini belirten avukat Faruk Zorba, "Bir de ne görelim? Kameralar bal gibi kayıt yapıyor. 7 Mart'ta görüntülerin üzerine başka görüntü kaydedilmeye çalışılmış. Fakat disk de yeterli hafızaya olmadığı için bu kayıt gerçekleşmemiş. Kaydedemeyince manuel olarak silmeyi denemişler. Evin alt girişine ait kamera kayıtlarını silmeyi başarmışlar. Ama üst girişin kayıtlarını kaydetmeye çalışırken bilgisayar onları yedek belleğe atmış," şeklinde konuştu. Görüntülere ulaşamamaktan korkarken 4-5 saatlik bir çalışma sonucu kamera kayıtlarına rastladıklarını belirten avukat Faruk Zorba, "Görüntüleri polis değil ben buldum. Üstelik bu görüntülerden polisin bilgisi olduğunu öğrendik. Ama görüntüleri almamışlar. 3 kez de bulunamadığına dair tutanak tutmuşlar," diyerek konuşmuştu. Olayın üzerinden geçen bir aydan fazla sürenin ardından ortaya çıkan kamera görüntülerinde
Görüntülere göre polisin eve ulaşmasıyla Cem'in evden ayrılması arasında yalnızca 4 dakika var. Yani polis Cem'i 4 dakikayla kaçırmış. Baba Garipoğlu, iddiaya göre parayı almak için eve dönmüş ancak kapıda polisleri görünce eve girmekten vazgeçmiş. Görüntülere göre saat 10.20'de baba Mehmet Nida Garipoğlu elinde bir valizle çıkıp aracına biniyor. 44 dakika sonra anne ve kızı evden ayrılıyor. Saat 12.47'de Cem Garipoğlu testere almak için evden ayrılıyor. 21 dakika sonra elinde beyaz bir poşetin içinde testere ile eve geri dönüyor. Testereyi bıraktıktan sonra 13.08'de Münevver'i almak için evden çıkıyor. Saat 15.20'de Cem Münevver'i siteye getiriyor. Güvenlik kameralarına yakalanmamak için Cem ve Münevver villanın arka bahçesinden giriş yapmaya çalışıyor. Durumdan şüphelenen görevli kontrol etmek için gelip Cem'i görünce geri dönüyor. Cem villanın arka kapısı dışarıdan açılmadığı için normal şekilde villaya giriş yapıp arka bahçenin kapısını açarak Münevver'i villanın bahçe kısmından içeri alıyor. Münevver'in hayatını kaybettiği canice işlenen cinayet saat 15.22 ile 19.04 arasında gerçekleşmişti. Görüntülerde saat 19.04'te Cem Garipoğlu'nun içinde cesedin bulunduğu gitar çantası ve valizle evden çıkışı da görülüyor. Saat 19.15'te Cem Garipoğlu'nun kardeşinin İngilizce öğretmeni kendi aracıyla villaya giriş yapıyor. Saat 19.20'de anne Makbule Garipoğlu villaya geri dönüyor. Saat 21.09'da İngilizce öğretmeni villadan ayrılıyor. Konuyla ilgili ifade veren öğretmen villa içerisinde şüpheli bir olayla karşılaşmadığını anlatıyor. Cem Garipoğlu ise cesedi çöp kutusuna bıraktıktan sonra 21.45'te eve dönüyor. Oğlunun bu saatlerde evde bilgisayar oyunu oynadığı şeklinde ifade veren anne, evde gördüğü bazı kan lekelerini ise şarap lekesi ve kusmuk sanarak oğlunu azarladığını ve babasını da oğluyla konuşması için eve çağırdığını iddia etmişti. Baba Nida Garipoğlu saat 23.01'de eve gelip 43 dakika sonra çıkıyor. Cem'le birlikte evden ayrılıyor. Cem ve babası evden ayrıldıktan yalnızca 4 dakika sonra polisler eve geliyor. Bir süre sonra baba, Cem'i Bahçeşehir'de bir kafeye bırakarak eve geri dönüyor ama 23.57'de evde polisleri gördüğünde eve girmeden ayrılıyor. Otopsi sonucu da Münevver'in tırnakları arasında bulunan deri kalıntıları üzerinde yapılan incelemede elde edilen bulgular, Cem'in babası Nida Garipoğlu ile uyumlu sonuç vermiş. Baba Nida Garipoğlu, 27 Nisan 2009 günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Soruşturma devam ederken çeşitli skandallar yaşanmıştı. Münevver'in cansız bedeninde yapılan otopsiyi de sperm kalıntılarına rastlanmış. Ancak adli tıp tarafından tespit edilen sperm kalıntılarının Münevver'in cansız bedeni ile aynı gün içerisinde otopsi yapılan başka bir cansız bedenden bulaştığı açıklaması yapılmıştı. Bu hatayı yaptığı iddia edilen görevli adına soruşturma açılmış ve ülke gündeminde bulunan konu hakkında sansasyonel iddialar daha da çok artmıştı. Cem'in yakalanmadığı her gün sorumlu kurum veya kuruluşlara karşı güvensizlik daha da artıyor. O dönem görevde olan İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın Münevver Karabulut ve ailesi hakkında yaptığı açıklamalar kamuoyunun büyük tepkilerini çekiyordu. Cinayet çözülmemiş değil. Bir kere bunda yanılıyorsunuz. Cinayetin faili durumunda olan zanlı bellidir. Ve bunda da İstanbul Polisi başarılı bir çalışma neticesinde zanlıyı ortaya çıkartmıştır. Ha, zanlı yakalanması gerekir. İstanbul'da yalnızca tek bir bu cinayet işlenmemektedir. Yaptığı açıklamaların tepki çekmesiyle İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah Osmaniye Valiliğine atanmıştı. Celalettin Cerrah'ın yerine ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine dönemin İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın getirilmişti. Hüseyin Çapkın görevi devraldığında ilk açıklaması Münevver Karabulut cinayetini çözeceğiz olmuştu. Araştırmalar devam ederken Cem Garipoğlu'nun kaybının 90. gününde Interpol tarafından Cem Garipoğlu'nun kırmızı bültenle arandığına dair 6 dilde ayrıntılı bir yayın yapılmış ve Cem Garipoğlu dünya gündemine taşınmıştı. Münevver Karabulut'un katledilmesinden sonra Cem Garipoğlu'nun yakalanmaması, kamuoyu tarafından kitlesel bir tepkiye yol açmış. Dönemin popüler sosyal medya sitesi Facebook'ta gruplar kurulmuş. Münevver Karabulut adına tepki göstermek için organizasyonlar düzenlenmişti. Cem Garipoğlu'nun kaybının 160. gününde araştırmanın gidişatını etkileyen bir iddia ortaya atılmıştı.
İddialara göre Cem'in amcası iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun, Münevver'in babası, Süreyya Karabulut'a para teklif ettiği, Süreyya Karabulut'un Hayyam Garipoğlu'ndan 3 milyon euro talep ettiği iddiaları gündeme gelmişti. İddialar üzerine Süreyya Karabulut, kendisine yöneltilen soruları cevaplamış, Cem Garipoğlu'nun teslim olması karşılığında bu parayı kabul edeceğini ve bu parayla bir hastane kuracağını belirtmişti. Soruşturma sırasında yapılan teknik incelemede Münevver Karabulut'un cinayet gününden önce o dönem yaygın olarak kullanılan MSN isimli chat uygulaması üzerinden Cem ile konuştuğu tespit edilmişti. İncelenen konuşmalarda Cem'in gönderdiği "Senin için müthiş planlarım var. Tarihin en büyüklerinden. Duyunca ağzın açık kalacak. Sana ne yaparım biliyor musun? Hayal edemeyeceğin şeyleri. Müthiş planlar içindeyim. Senin için gitar çalmayı öğrendim. Sana sarılırım önce. Sonra başlarım sıkmaya. Sonra daha çok ve daha çok boğana kadar." şeklinde atmış olduğu mesajlar dikkat çekiyordu. Ayrıca Münevver Karabulut'un kendisine ait cep telefonu ile cinayet günü okulda bulunduğu 11:26 ve 11:47 saatleri arasında mesaj gönderdiği tespit edilmişti. Yapılan incelemede mesaj gönderdiği cep telefonu numarasının Ankara'da görev yapan bir teğmene ait olduğu tespit edilmişti. Konu hakkında Münevver'in babası Süreyya Karabulut şahıs hakkında bilgileri olduklarını, bahse konu adı geçen teğmenin Münevver'in Ayvalık'tan arkadaşı olduğunu ve konuştuklarını bildiklerini açıklamıştı. İşlenen cinayetin üzerinden 6 aydan fazla bir zaman geçmiş. Soruşturmadan sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın. Zamanın daraldığını Cem Garipoğlu'nun yakın zamanda kendisi teslim olmasa da yakalanacağını açıklamış ve sürecin son safhalarına geldiklerine dikkat çekmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra, vahşice işlenmiş cinayetin 197 günün sonunda 17 Eylül 2009 günü katil Cem Garipoğlu, saat gece 1'e çeyrek kala İstanbul Bahçeliyevler'de Garipoğlu ailesinin avukatı Aytekin Kaya tarafından polise teslim edilmişti. Daha sonra yapılan açıklamalarda Cem Garipoğlu'nun teslim olmasından önce İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yaptığı açıklamaların Garipoğlu ailesi ve Cem Garipoğlu'nu şaşırtmaya yönelik açıklamalar olduğu, yakalanacağını düşünen Cem Garipoğlu'nun kendi isteğiyle teslim olmasının sağlandığı yorumu yapılmıştı. Cem Garipoğlu hızlı şekilde gece yarısı nöbetçi mahkemeye çıkarılarak yargılanmış, daha 18 yaşını doldurmadığı için mahkemece canavarca hisle çocuğa karşı adam öldürme suçundan tutuklanarak Maltepe Çocuk Tutuk Evi'ne konulmuştu. Cem Garipoğlu çıkarıldığı mahkemede pişman olduğunu, yurt dışında bulunmadığını, İstanbul'a yaklaşık 3 saatlik mesafede bahçeli bir evde saklandığını anlatmıştı. Ayrıca kendisine yöneltilen birçok soruyu bilmiyorum diyerek cevaplandırmıştı. Yaşanan vahşet dolu olay hakkında ise, Münevver erkekliğime hakaret etti diyerek anlattığı ve ağır tahrik indiriminden yararlanmaya çalıştığı yorumlanmıştı. Cem Garipoğlu çıkarıldığı Bakırköy 2. Ağır Çocuk Mahkemesi'nde bilmiyorum ve hatırlamıyorum şeklinde cevap vermeyi sürdürürken, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ileri sürdüğü iddiaları tekrarlamış ve ağır tahrik indiriminden yararlanmaya çalışmıştı. Canavarca, hisle adam öldürmekten yargılanan Cem Garipoğlu'nun duruşması, yüksek güvenlik önlemleri içerisinde gerçekleşmişti. Duruşmaya Karabulut ailesi de katılmış Münevver'in kardeşi,
Enver nasıl gerçekleştiği bilinmeyen bir şekilde duruşma salonuna bir şırınga içerisinde çamaşır suyu sokmuştu. İçinde çamaşır suyu bulunan şırıngayı Cem Garipoğlu'na enjekte etmeye çalışmış, başarısız olmasıyla çamaşır suyunu Cem Garipoğlu'nun üzerine püskürtmüştü. Duruşma salonunda bulunan güvenliklerin müdahalesiyle duruşma salonundan çıkarılmış ve çıkarıldığı esnada "seni öldüreceğim" şeklinde Cem Garipoğlu'nu hedef alan sözler söylemişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Karabulut ailesinin avukatının talebi üzerine 6. duruşma öncesi güvenlik kamerası görüntüleri tekrar incelemiş. Münevver'in tırnakları arasında baba Nida Garipoğlu'na ait kalıntıların bulunduğunu ve Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti tek başına işlemeyeceğinin göz önünde bulundurulmasının gerektiği iddiasını tekrarlamıştı. Ayrıca Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, anne Makbule Garipoğlu ve başkalarının temizlik işine yardım ettiğini ve delilleri yok ettikleri açıkça görülmektedir şeklinde belirtmişti. Dava sonucunda Cem Garipoğlu çıkarıldığı mahkemece 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca anne Makbule Garipoğlu ve amca Hayyam Garipoğlu 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, baba Nida Garipoğlu ise beraat etmişti. Davanın sonuçlanmasının ardından Karabulut ailesinin Garipoğlu ailesine açtığı maddi ve manevi tazminat davası 8 Ekim 2013 tarihinde sonlanmıştı. Mahkeme tarafından Garipoğlu ailesinin Karabulut ailesine 37 bin maddi, 1 milyon 250 bin Türk lirası manevi tazminat ödenmesi kararı verilmişti. Mahkemece tutuklanan Cem Garipoğlu'nun ismi daha sonra 10 Ekim 2014 günü gündeme gelmişti. Haber kanallarının verdiği bilgiye göre Cem Garipoğlu bulunduğu koğuşta intihar etmişti. Cem Garipoğlu'nun cinayeti işledikten uzun süre sonra yakalanmasından kaynaklanan şaibeli durum tekrar etkisini göstermiş, Cem Garipoğlu'nun ölmediği ve yurt dışına kaçırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu tarz iddiaların artmasında etkili olan diğer konu ise Cem Garipoğlu'nun olduğu iddia edilen cenazede yaşanan olaylarda, cenaze töreninde birinci derecede aile yakınları mevcut değildi. Cem'in yakınları cenaze namazında cenazenin sahibi değilmiş gibi kalabalığın arasına karışmışlardı. Cem'in cenazesinin defnedildiği mezarın taşında hiçbir bilginin yazmaması da dikkat çekmişti. Karabulut ailesi yaşadıkları onca olayın üzerine doğal olarak iddialara inanamamış, öldüğü iddia edilen Cem Garipoğlu'nun kamera görüntülerini ve mezarın açılıp Garipoğlu ailesinden alınacak örnekle uyumluluk kontrolünün yapılmasını talep edeceklerini belirtmişlerdi. Ancak Cem'in ölümünün hemen ardından bu kontrolün yapıldığı ve adli tıp tarafından raporlandığı gerekçe gösterilerek ailenin talebi reddedilmişti. Ayrıca cezaevinde Cem ile yapılan röportajda Cem'in söyledikleri ve onunla aynı koğuşta kalan kişilerin anlattıkları dikkat çekiyordu. Anlatılana göre Cem gün içerisinde uzun saatler boyunca Çince öğrenmeye çalışıyordu. Verdiği bir röportajda da 34 yaşında yaklaşık olarak 2025 yılında cezaevinden çıkacağını ve uluslararası hukuk okumak istediğini, daha önce Çin'de yaşadığını anlatmıştı. Ayrıca Cem'in bir ziyaret gününde aile bireyleriyle tartıştığı ailesine "Ya af çıkar, ben buradan çıkarım ya da beni buradan bir şekilde çıkarırsınız" diyerek tartıştığı, ailenin ise bunun imkansız olduğunu söylediği iddia edilmişti. Tüm bu tartışmalar tekrardan alevlenmişken 11 Temmuz 2021 tarihinde Cem Garipoğlu'nun kardeşinin Instagram isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlar büyük tepki görmüştü. Bu paylaşımın birinde Garipoğlu ailesinin fertleri, yıllar sonra Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği evde bulunan, üzerine Münevver Karabulut'un kanının bulaştığı koltuk üzerinde mutlu aile pozu veriyordu. Fotoğraftaki detaylara bakılınca Münevver'in hayatını kaybettiği vahşet dolu olayın yaşandığı yerde kullanılan eşyalar olduğu gibi korunmuştu. Bu eşyaların yıllar sonra halen korunması, kullanılması dikkat çekmişti. Diğer paylaşımda ise bir sanat eseriydi. Fotoğrafta bir büstün boyun kısmında V şeklinde duran makas, Münevver'in boynunun V şeklinde testereyle kesilmesini çağrıştırdığı şeklinde yorumlanmıştı. İtalyan sanat tarihçisi Dr. Roberta Sonetta, koleksiyonumuzdaki eserde bir tecrit mekanı olarak kafes, işkence aracı olarak kırık makas, bir kadın eldiveniyle makas tutan el ve tarihsel ve sembolik anlamlara gönderme yapan insan veya hayvan varlığı öne çıkar. Sanatçı, 60'lı yılların sonu ile 70'li yılların başı arasında saldırganlık ve sakatlama temalarından faydalanarak tarihi kahramanları ana karakter şeklinde kullanıp tarih anlatısını acımasızca aktarır.
ona göre geçmiş, bugünün ve çağdaş dünyanın acımasızlığını tanımlamak için bir metafordur, diyerek Büstü yorumlamıştı. Bir diğer paylaşım ise online oynanan Among Us isimli oyuna ait bir paylaşımdı. Bu paylaşımda ise dikkat çeken detay, oyun içinde bulunan profillerde Garipoğlu ailesine ait bireylerin isimleriyle olan benzerlikti. Oyuncu isimleri arasında Cem bütün dikkatleri üzerine çekiyordu. Gelen tepkiler üzerine Cem Garipoğlu'nun kardeşi paylaşmış olduğu fotoğrafı kısa süre içerisinde sosyal medya platformundan kaldırmıştı. Paylaşılan bu fotoğraf sonrasında yıllar önce ortaya atılan ayin iddiası tekrardan gündeme gelmişti. Avukat Rezan Epözdemir tarafından ortaya atılan Garipoğlu ailesinin Yahudi kökenli bir aile olduğu ve yaşanan bu vahşetin bir ayin olduğu iddiası doğru olabilir miydi? Cem, cinayeti işledikten sonra yakalanmamış, 197. günde 17 Eylül günü gece saatlerinde kendisi teslim olmuştu. Yahudi takviminde günler gün batımıyla başladığından Cem'in teslim olduğu tarih İbranilerin kullandığı takvime göre Erev Roşana gününe denk geliyordu. Bu inanca mensup olan insanlar Erev Roşaşana günü, yani Roşaşana arifesinde yıl içinde verilip yerine getirilmeyen sözlerin feshedilmesi törenini yapardı. Cem'in 197 gün sonra teslim olması bir rastlantı mıydı, yoksa verilip yerine getirilemeyen bir sözün feshedilmesi miydi? Mayasız ritüeli, Yahudilerin Mısır'dan kaçtıkları döneme ait olan Fısıh Bayramı'ndan kalma bir ritüeldi inançlarına göre. Maya kullanmadan yapılan özel bir ekmek üretiyorlardı. O yüzden anlaşılacağı üzere bu mayasız ayini olarak adlandırılmıştı. Burada önemli detay ise iddialara göre 18 yaşına gelen bir erkeğin, Yahudi olmayan bakire bir genç kızı kurban ederek rüştünü ispatlama iddiasıydı. Bunlar gerçek olabilir miydi yoksa bir iddia mıydı? Münevver Karabulut adli tıp raporuna göre bakire bir genç kızdı. Her ne kadar gerekli incelemeyi yapan personelin hatasıyla iç çamaşırı üzerinde sperm kalıntısı bulunduğu iddia edilerek verilen rapor geçersiz sayılsa da ilk başta bu kayda geçmişti. Ayrıca evde bulunan testereyle boynunda ters ve şeklinde kesik izinin olduğu ve hayatını kaybetmeden önce canlı canlı bu işkenceyi yaşadığı anlaşılmıştı. Garipoğlu ailesinin Münevver'in hayatını kaybettiği evde bulunan eşyalara atmaması, evlerinin bir köşesinde halen muhafaza etmeleri, mayasız ayini olduğu iddia edilen ritüeli doğrular nitelikte miydi? Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Avrupa'da bu tarz olayların yaşandığına dair notlar bulunuyordu. Ancak bu yeterli bir açıklama sayılabilir miydi? Cevaplanması gereken çok soru vardı. Normal şartlarda bir katil ilk önce hayatını sonlandırdığı kurbanını, daha sonra da suç aletini yok etmeyi hedeflerdi. Ancak bu, yaşanan olay için geçerli değildi. Münevver'in cansız bedenini yok edebilme imkanı varken, bu güce sahipken böyle bir yol tercih edilmemiş aksine. İstanbul'un en işlek semtlerinden birinin sokağında bulunan bir çöp konteynerına bırakarak, Münevver'in cesedini gizleme amacının olunmadığı gösterilmişti. Ayrıca suç aleti ve cinayetin işlendiği sırada kullanılan kıyafetler de imha edilmemişti. Peki neden Cem Münevver'in cansız bedenini o çöp konteynerına götürmüştü? Bunun sebebi ne olabilirdi? Yapılan araştırmada dikkat çeken detaylardan birisi, çöp konteynerının Cem'in anneannesinin yaşadığı evin yakınlarında bulunmasıydı. Cevap verilemeyen sorulardan en önemlisi, Cem'in niye o konteyner tercih ettiği sorusunun cevabı, avukat Rezan Epözdemir'in iddiasında gizli olabilir miydi? İslam'da nesil babadan oğula aktarılırdı. Hristiyanlıkta da bu aynı şekilde geçerliydi. Hatta inançlarına göre ettikleri dualar bile baba, oğul ve kutsal ruh adınaydı. Peki belli bir inanca sahip topluluğun gerçekleştirdiği iddia edilen mayasız aynini baz alırsak, avukat Rezan Epözdemir'in Cem Garipoğlu'nun rüştünü ispatlama iddiası gerçek olabilir miydi? En son ne zaman gördünüz efendim yeğenizi? Torunumu. Ne zaman gördün acaba? Ha dur.
Pazar günü. Pazar günü diyorum. Yani işte... Olaydan önce. Olaydan önce pazar günü diyormuştum. Bir gün önce mi? Nerede olabilir efendim? Sizin bir fikriniz var mı konuda? Mümkün değil ya. Nerede bileyim? O çocuğun 5 tane lisanı var. Mümkün değil aşağıya. Ondan sonra nereye şey yapar yani? İstediği yere gitmiştir belki. Neden efendim ortadan kayboldu böyle? Peki çıkmıyor bu olay yapmadıysa? Ya çok şey yaptınız böyle. Korkuttunuz çocuğu. O daha çocuk, o daha küçücük. Ondan sonra böyle her gün televizyonda gece açıyorum, gece de öleceğim. Sen memleket meselesi haline getirdiniz. Ama korkunç siz bir getirdiniz. Cinayet var ortada. Ya bir tek o mu istiyor? Her gün oluyor böyle cinayetler. Her gün oluyor. Ondan sonra onlar yok mu yok. Şeyi geçtik biz. Öcalan'ı geçtik. Peki siz normal mi karşılıyorsunuz Hayır. böyle cinayeti? Normal olur mu ya? Ben normal karşılıyorsam ben deli olurum o zaman. Hiç normal karşılamıyorum. İnan ki bizim üzüntümüz kız evinin üzüntüsünden daha fazla. Kızımın ifadesi böyle. Keşke benim oğlum öldürselerdi. Eğer ki öyle bir şey diyor. Benim oğlum yaptıysa diyor. Efendim yapmadıysa neden ortaya çıkmıyor o zaman? Biz onu anlamadık yani. İşte korkuyor hanım, korkuttunuz. Yahudilikte nesil anne üzerinden aktarılırdı. Yani siz bir Yahudi anneye sahipseniz, siz de bir Yahudi olarak kabul edilirdiniz. Ayin olduğu iddia edilen vahşice işlenmiş bu cinayette Cem, Münevver'in cansız bedenini anneannesinin evinin bulunduğu yere çok yakın bir konteynere götürerek kendisini anneannesine ispatlamış mıydı? Konteyneri gören kameralar incelenmişti. Konteynere Münevver'in cansız bedenini götüren kişi dikkat çekerken, kağıt toplayıcı cansız bedeni bulana kadar geçen süre içerisinde çöp konteynerinin yakınlarına gelen bir yaşlı kadın var mıydı? Ya da dikkat mi çekmemişti? Bütün planı hesapta olmayan kağıt toplayıcısı mı bozmuştu? Cem Garipoğlu'nun anneannesinin yaşanan olaylar hakkında söylediği sözler bunlarla ilişkili olabilir miydi? Cinayetin işlendiği villada olduğu iddia edilen para polislere rüşvet olarak mı verilmişti? Cem yaşıyor mu? Kaçırıldı mı? Cem için düzenlenen cenazedeki garipliklerin sebebi farklı bir inanca mensup olmalarından mı kaynaklanıyordu? Bu sadece bir gösteriş miydi? Mezar taşında isim olmamasının sebebi mezara zarar verilmesini engellemek mi? Yoksa mezarın kolay şekilde kaybolmasını sağlamak mıydı? Cem'in teslim olduğu günün İbrani takvimine yıl içinde verilen sözlerin feshedildiği güne denk gelmesi bir rastlantı mıydı? Bu soruların hepsi bir varsayım üzerine ortaya çıkmıştı. Tek gerçek yıllar önce bir genç kızın vahşice katledilmiş olmasıydı. Anons etsinler. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.